Biraz önce annem girdi. Ey, buranın halini mi göstereceksin dedi. Şimdi şöyle gösteriyorum. İğrençliğine bak. Çok kötü. Ama boyalar vesaire. Her şey ellerim boyalı. Ve burada küçük bir penceremiz var. Sonra burası da böyle. Ve burada bir tane koltuğumuz var. Sandalyelerimi boyamaya başlamıştım. Dönüşüme hazır mısın diye sordum kendi kendime. Oysa ki ben şu küçücük taşları boyamaya başlamıştım ki mevzu nerelere geldi. İşte böyle. Buranın bitmiş halini tekrardan göstereceğim hepinize. Yine boyalarla ben. Yine boyalar ve yine ben. Yakında boyayacak hiçbir şeyim kalmayacak diye çok korkuyorum gerçekten. Şimdi bu sandalyemiz bizim böyle kahverengi sevmediğim bir renk. Dolayısıyla bunu boyamaya karar verdim. Bunu maviye boyayacağım. O zaman pıçıkırt. Yine pıçıkırt dedim. Döküyorum boyamı. Döktüm. Bunu buraya bırakıyorum. Bir adet fırça. Ve bir tarafından başlıyorum. Her yerini komple mavi. Yani daha doğrusu ben bunu renkli yapmak istemiştim aslında. Rengarenk olsun istemiştim. Sonra annem renkli iyi olmayacağını söyledi. Her ne kadar pembeyi sevmesem de annemin fikriyle bir tanesini maviye, bir tanesini de pembeye boyamaya karar verdim. Dolayısıyla da bunu maviye boyamaya başladım bile. Şimdi ben bunu biraz devam ediyorum, sonra geliyorum. Merhaba, işte ben geldim. Başlangıç olarak kitaplarımı düzenledim. Duvarın şu kısmına el izleri bıraktım. Bu tarafa geçersek dolabımın eski halinden eser yok sanıyorum ki. Dolabımı boyadım. Sadece şu kısım kaldı. Oraya da ellerimizi koyduğumuz için şu an boyamak istemedim. O kapak da kapanıyor. Kapağın altını da boyadım. Sandalyelerimiz. Pembeş mavi sandalyelerimiz. Keza öyle uğur böceklerimiz. Aynı şekilde duvarlar boyandı. Kitaplarımın bir kısmını buraya aldım. Aslında çok da okumak istemediğim kitapları oraya kaldırdım. Küçük kozalaklarım. Küçük kozalaklarımı da buraya koydum. Burası böyle. Odamın bitmiş hali böyle. Sadece o kısım. Balkon olarak adlandırılan yer aslında. Tabii ki daha devam edeceğim. Ama şimdilik bu kadar. Bitmiş hali bu kadar. Ama en çok bu sandalyeleri sevdim. Çok tatlı oldu. Harika bir kitap okuma köşesi oldu. İşte bu kadar.